Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021'den beri Mehmet Hoca ile video çekiyoruz. Tabi en az 6-7'ye yakın öngörüsü çıktı Allah'ın izniyle. Mehmet Hoca da ilim sahibi bir insandır. Tabi benim konum biraz daha farklı, benim işim rüyadır. Mehmet Hoca'nın daha farklı bir ilmi var. E zaten bunları izleyenler anladılar, anlayanlar. Şimdi e, sellerin durma bir durum durmuyor yani bu bir yazda, düşünün yazın birinci ayı bitmek üzereyken halen birçok yerde felaketler oluyor. Hani bunun sebebi nedir? İnsanların kendilerini nasıl düzeltebilirler? Bunun için Mehmet Hoca vereceğim ve Mehdi Aleyhisselam zamanıdır. Onunla da ilgisi olabilir mi diye. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Ben 2021'de 2. ay 21'i bir videoda bahsetmiştim ve Allahu Teala emrinde olan mahlukatlarla emir verip dünyaya ve firavunlara, zalim firavunlara memleketlerine müsallat oluyor. Depremlerle, sellerle, tsunamilerle, yangınlarla çeşit çeşit tayfun, hortum, şimşek, Artık yüce Allah'ın emriyle dünyanın her tarafına böyle apahtar geliyor. Ben bunu 2021 2. ay 21'inde bir videoda artık miat başladı demiştim. Allah'ın emriyle bu apahtarın miadı başladı demiştim. İnanmasınlar. Bana önemli değil. Hər halə salam. 20 metrə, 15 metrə tsunami-nin dalğası, dəniz dalğası qalxıyor. Görmək istəmiyorsunuz. Xəbərlərdə söyləmiyorlar. Qapatıyorlar. Bu iklim bir dəyişimi deyil. Bu yücə Allah efində gələn apatardır. Yüce Allah'ın emriyle olan kuraklıklardır. Yüce Allah'ın emriyle olan yangınlardır. Olan depremlerdir. Yüce Allah'ın emriyle gelen hortumlardır, kazıkalardır, fırtınalardır, dolulardır, sellerdir. İvrak edin. Allah'ın dinine dönün. İyi olun. Biz bütün din kardeşlerime selamım, nasihatım bu. Allah'ın selametinde kalın ve gerçekleri aklınıza araştırın. Bir izleyin, bakın 2021'in 2. an 2021'den bugüne kadar dünyaya kaç deprem geldi ve ne kadar seller geldi, ne tür sinamiler geldi, hortumlar, kasırgalar. Bir takip edin. Kardeşlerim, gerçekten büyük bir kötü zamandayız. Asıllı kişiler kaybolmuş. Asilsiz olan kişiler dünyana, dünyaya girmişler ve dünyaya hükmediyorlar artık gerçekten de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan din ve adab marifet kalmamış. Vicdan, merhamet kalmamış. Yoksullar açtır. Mazlumlar zulme uğruyor. E tabi. Zulm eden abad, son günü belbat olur. Ne ekersen, onu biçersin. Allah'ın yanında miskala zerre kadar xer ve günah kaybolmaz. Nice filanlar gitti. Nice karunlar, nemrutlar, şeddatlar gitti. Neredeler? Onlar hepsi de Yüce Allah'ın emriyle, afatlarla gittiler. Şimdiki filanlarda. da Üşə Allahın əmri ilə apoplarla, depremlərlə tosinamilər ləğidəcəklər. Mahv olacaqlar. Çil yavrusu kimi dağılacaqlar, bən əminəm. Üşə Allah mazlumları qurtarmasa, heç bir insan, heç bir qavm, heç bir firavun mazlumları qurtara bilməz. Yoxsulları qurtara bilməz. Ya Allah'tan başka dost yok. Mazlumun ahı Allah'a ulaştı. Yoksulun bedduası Allah'a ulaştı. Ve 2021 2. ay 21'inde miat başladı. Afatlar geliyor. Arada İklim değişikliği diyorlar. Alakası yok. Yüce Allah'ın askerleri, Yüce Allah'ın melekleri faaliyettedir. Dünyada öyle bir afat olacak ki Allah'ın emriyle Tayy Muhammed Medi kainatın halifesi, kainatın yıldızı olacak. O Muhammed Medi herhangi bir yere bağlı değil. Tek başınadır. Zavallı yoksuldur. Allah Allah Teala onu öyle yapacak ki meleklerle o melek ordularıyla onu dünyanın halifesini ve kainatın yıldızını yapacaklar. Allah'ın emriyle. Gelen emir bu. Ya Allahu Teala o fakir, yoksul olan abdini kainatın yıldızını yapacak ve dünyanın halifesini yapacak. Kainata bulunan tüm mahlukatlar ona teslim olmaya gidecekler. Teslim olmayan Allah'ın gazabına uğrayacak. İşte mesele budur. Dünyada bir filan bile kalmayacak. Ben hiçbir zaman bir yerde denizin 30 metre de bir kalktığını görmedim. Her yer seller. Gül gibi su şehirde. Neler oluyor bunlar? Ne oluyor? Düşünmüyor musunuz? Tefekkür etmiyor musunuz? Bir bakın. Daha nice oldu. Kanada'da, başka memleketlerde yangınlara bakın. Çıkan yangınlara bakın. böyle geniş olan yangınlar, böyle geniş olan tsunamiler, depremler, kasırgalar, hortumlar, bir bunları idrak edin. Değerli kardeşlerim, kimi kardeşlerimiz diyorlar ki, zahirde de meydik edecekler. Hazretlerim, Zahirde medi gerekir de o da Allah'ın emriyle gerçekleşir. Yani bu medi sivil insanlar tarafından çıkarılacak herhangi medi olmayacak. Allah'ın emriyle olacak. Tabii ki Allah'ın emriyle Zahirde, Yüce Allah'ın emriyle dünyanın halifesi olacak. Öyle bir medya olacak ki Yüce Allah, Allah Teala ordularıyla onu şahlandıracak. Yani kardeşim. Öyle çıktığı yer nerede olursa olsun o yer dünyanın yıldız memleketi olacak. Onun için değerli kardeşlerim, bu gelen afatlar, kasırgalar, seller, depremler, tüsinamiler, hortumlar ve tayfunlar, fırtınalar boşuna değil. Çünkü mazlumlar amla yok oldular. Yoksullar onlar da çok cefa çektiler hala da, hala da, hala da dünyada mazlumlara zulüm var. Hala da yoksullara zulüm yapılıyor, mazlumlara zulüm yapıyor. Allah affetmez filanları, zalimleri affetmeyecek. Samın tozu gibi dağıtacaktır. Ben eminim. Bir yerde mazlum varsa, bir yerde bir yoksul varsa Orada adalet olamaz. Orada İslam olamaz. Hayır. Boşuna, behude. Dil ile Müslümanlık olmaz. Dil ile İslam'ım olmaz. Ben namaz kılıyorum olmaz. Yürü işine bak. Zulmetmeyeceksin. Mazlumları öldürmeyeceksin. Yoksulları kayırmayacaksın. Aşka mahkum etmeyeceksin. İşte Yüce Allah'ın adaletinde en büyük adalet budur. Yüce Allah'ın dini İslam'dır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın emriyle Hatem-ül ve İslam'ın onun peygamberidir. Onun ahlakında mazlumlara zulüm etme yok. Yoksulları kayırmak, aç bırakmak yoktu. Ben İslam'ım diyorsunuz. İslam böyle dile alınacak bir kelime değil. İslam'ın ahlak yapısı var. İslamın ahlakı Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakıdır. Orada kardeşlik var. İslam'da uçuluk yok. Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ölmüş, ben Arap'ım, ben Araplardan değilim, ümmet. Din kardeşliğini tavsiye etmiştir. İnna la mümin levatun. kardeşlik. Bugün bütün İslam alemine bakıyoruz. Her bir İslam olan bir devletin içinde mutlaka ırkçılık yapıyorlar. Kayınmacılık var ve yolsuzluk var. Yoksulları tam hakkıyla getirəmiyorlar bəzi yerlərdə. Bəzi İslam aləmi də illərdən bəri onların içini rahat deyil. Filahlar orayı rahat buraxmadılar və 50 ildir işlərdə həp savaş var. İş savaş var. Düşməğlər orayı rahat buraxmadılar. Və İslam bir İslam deyil artıq. İslam bölünmüşlük halindədir. Şeyh İslamıydı, sünni İslamıydı. Ne hallere gelmişiz. Bir de yeni bir İslam çıkarmışlar. Modern İslam da iyiymiş. Ha. Ya Allah katında tek bir din var. İnne din e andal İslam. O İslam da Allah'ın emridir ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıdır. Başka çeşit mescidik içinde yoktur. Ben Müslümanım. E ee, e namaz kılıyorum. E ee, kardeşim iyi ee, Allah razı olsun. E ee, tamam Allah borcunu verdi. Oruç da tutuyorsun. Ee, e e planket namaz kılmıyor. E ee, onun evine gitmeyin. Ekmek yemeyin. Yürü işine bak. Bu bir nevi bölünmedir. Bu bu nevi İslami parçalamadır. Hele bu asırda. Hele bu asırda. 14. asır peygamberimiz demiş ki zor bir zamandır. Kardeşim sen bunu diyeceğine sen kendi namazını kılsana. Sen niye kardeşlerimize vaydi fikir veriyorsun? Onu, ona bakma, ona evine gitme. Nedir namaz kılın? Ee, sen ne zulme diyorsun? Sen de yoksullara, mazlumlara zulme diyorsun. Yok hoca öyle deme. Öyle derim tabii. Sen kimsin? Bugün Peygamber Efendimiz hakkında aklı kalan hangi İslam kalmış? Yok. Dağılmışlar. Herkes kendi tarafı çıkarı gibi konuşuyor. Böyle olmuş İslam. Kaç parça İslam olmuş biliyor musunuz? Biz, geçmişte Peygamber Efendimizin ahlacını öğrenelim. Peygamber Efendimizin geçmişte yapmış olduğu malihatlar öğrenelim ve geçmişte yapmış olduğu adabı, mailifati ve nasıl merhametle davrandığını örnek alalım. biz bu zamanki başka kanalların faydasına konuşmayalım. Tüm kanallar Peygamber Efendimiz'in ahlakında çıkmışlardır. Araştır. Geçmişi araştır. Peygamber Efendimiz'in hayatını araştırın. Eğer Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünya malını isteseydi, Yüce Allah-u Teala ona bir dağı altın zümrüt ederdi. İstemedi. Yüce Allah'ın merhametini ümmetinin üzerine eksik etme. Dua istedi, dua yaptı. Ümmetini düşündü. Bugün bu asırda, bu zor olan asırda bazı ümmeti ise işte, dünya malı için din adına konuşuyor kendi kanalı için, menfaati için konuşuyor. Kimse, senin ahlakın nerede? Peygamber Efendimizin ahlakı nerede? Bomboş yoldasınız. Peygamber Efendimizin ahlakı olmayan bir kişi İslam olamaz. Müslüman da olamaz. Sahte Müslüman da var kardeş. Hakiki Müslüman da var. Ben size bu misali söylüyorum. Bir adam iki koyunu götürüyor pazara. Bir koyun hasta bir koyun sağlam Hangisi para eder? Sağlam koyun para eder. Hasta ona para etmez. Allah, bu da olmuş. Ha. Allah katında sağlam Müslüman iyidir. Hocam hoca tartışmaya girdi ben biliyorum. Ben de hemen geldim acil önlem almaya arkadaşlar. Acil önlem alıyorum görüyorsunuz. Ve kanala destek olabilir. bildirimleri açabilir. Ve katıla da üye olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Teşekkürler.